Merhabalar, bugün sizlere besin alerjisini anlatmak istiyorum. Besin alerjisi nedir? Nedenleri nelerdir? Teşhisi, tedavisi nasıl yapılır? Aşısı var mı? Bunları konuşmak istiyorum. Besinlerin içindeki proteinlere karşı vücudumuzun anormal tepki vermesine biz besin alerjisi diyoruz. Besin alerjisi özellikle genetik çok önemlidir besin alerjisinde ama genetik dışında birçok faktör var. Sanayileşmenin etkisiyle özellikle bağırsaklarımızda geçirgenliğin bozulması önemli etmenlerdir. Bunu sağlayan en önemli etmenlerden özellikle katkı maddeleri içeren gıdaların tüketilmesi, paketli gıdaların tüketilmesi ve bulaşık makinesini yıkadığımız zaman temizlik malzemenin kalıntıları, zebzeleri, meyveleri, üzerinde kalan insektislerin etkisi gibi ve sık kullanılan antibiyotik gibi birçok neden bağırsak geçirgenliğimizi bozabiliyor. Bunlar da özellikle besin alerjisine eğilimi artırabiliyor. Ama en önemli faktör genetik faktörlerdir. Ve bu besin alerjisi oluştuğu zaman belirti olarak genelde IgE'ye bağlı belirtiler. Bazen de non-IgE besin alerjisine bağlı belirtiler ortaya çıkabiliyor. Bazen de besin reaksiyonları dediğimiz intoleransa bağlı belirtiler ortaya çıkabiliyor. Özellikle besin alerjisi olan, ciddi besin alerjisi olanlar ilk 2 saat içinde kendini gösteriyor. Dilde, dudakta kaşınma, kızarma yani besin aldıktan sonra vücudumuzda ürtüker, egzama gibi belirtilerle karşımıza gelebilir. Tansiyonda düşme, nabızda artış, nefes sıkışıklığı gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Bazen de ciddi anafilaksi ile karşımıza gelebiliyor. Tansiyonda düşme, nefes sıkışıklığı yaratabiliyor. Bazen de özellikle non-IgE mekanizma alayla bağırsak tepkili problemlere neden olabiliyor. Kakada sümüklenme, kan, mukuslanma, kabızlık gibi belirtiler olabiliyor. Bazen de tedaviye cevap vermeyen pişik, tedaviye cevap vermeyen kusma, tedaviye cevap vermeyen gaz ağrıları gibi belirtilere de kendini gösterebiliyor. Bazen de besin reaksiyonu yapıyor. Besin reaksiyonuna bağlı irritable bağırsak dediğimiz kabızlıklara neden olabiliyor. Özellikle büyük çocuk ve yetişkinlerde olabiliyor. Kronik ağrılara, migren ağrılarına neden olabiliyor. Karında hazımsızlık, karın ağrısına neden olabiliyor. Vücutta kaşınma, kızarma, astım belirtileri, alerjik nezle belirtileri gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Yani alerjik hastalık belirtileri de ortaya çıkabiliyor. Bazen de eozinofilik özofajite neden olabiliyor. Besin IgG4 artışları özellikle eozinofilik özofajite neden olabiliyor. Peki teşhisi nasıl konuluyor? Teşhisini bu konuda uzman olan doktorlar var. Bir kere 18 yaşından küçük olan çocukların çocuk alerji uzmanı, 18 yaşından büyüklerde de yetişkin alerji uzmanları bu konuda çok deneyimliler ve eğitim alan uzmanlar. Çünkü bu yandalı olan, içsası olan bir uzmanlık alanı. Bu uzmanlar ne yapıyor? Çocuğu değerlendiriyor. Klinik belirtilerine göre hangi testin yapılmasının daha uygun olacağını belirliyor. Buna göre de test belirlendikten sonra test yapılıyor ve çıkan sonuca göre IgE'ye bağlı mı, non-IgE'ye bağlı mı, besin reaksiyonu mu, intolerans mı ne olduğu ortaya çıkarılıyor ve buna göre tedavi planlanıyor. Genelde non-IgE olan besin alerjileri yani bağırsak tepkili olanlar 1 yaşına kadar genelde düzeliyor. Ama ciddi alerjiler olanlar genelde uzun sürüyor. Bazen ömür boyu kalabiliyor. Sıklıkla neden olan alerjenler süt, yumurta, kuru yemiş, yer fıstığı, buğday olabiliyor. Bunun dışında balık, kabuklu deniz ürünleri neden olabiliyor. Bazen de susamla olabiliyor. Ama birçok gıda besin alerjisine neden olabiliyor. Peki bu gıdalara karşı alerjik reaksiyonlardan hangileri genelde düzelmiyor? Özellikle balık, kabuklu deniz ürünleri, kuru yemişler, tohumlar, susam gibi tohumlar, yer fıstığı genelde düzelme potansiyeli düşük. Ama süt, yumurta, buğday, soya genelde bunlar düzeliyor yaş büyümesiyle birlikte. Ama takip etmek gerekiyor. Bunları alerji testleriyle veya kandan alerji testleriyle takip ediyoruz. Peki bunların tedavisini nasıl yapıyoruz? Tamam, teşhisini koyduk. Özellikle teşhisi deri testi, kan testleriyle ve alerji uzmanlarının değerlendirmesini koyduk. Peki bunun tedavisini nasıl yapıyoruz? Genelde diyet yapıyoruz. Ne alerjisi varsa, neye reaksiyon varsa onu diyet yapıyoruz. Özellikle IgE'ye bağlı olanlarda diyet çok önemli. Ve diyet yanında bazen besin alerjisine karşı aşı tedavisi uygulanıyor. Dil altına aşılar uygulanabiliyor. Bunun için öncelikle öncesinde anti-IgE tedavisi, arkasından da dil altına besin verilerek vücudun immün sistemi kuvvetlendirilebiliyor. Ve bu tedaviyle de özellikle çocuğun
anafilaksiye girmesi, yani çok az miktarda almasıyla anafilaksiye girmesi engelleniyor. Yoksa bu tedavi uygulamayla avuç avuç tüketmeniz sağlanmıyor. Ama özellikle süt, yumurta alerjileri zaten kendiliğinden de düzelebileceği için belki bunu sağlayabilir. Ancak özellikle balıkta, kuru yemiş alerjilerinde bunu sağlayamıyoruz. Sadece eser miktarda olanlara karşı anafilaksi gelişmesini, yani alerji şok gelişmesini engelleyebiliyoruz. Son yapılan çalışmalara göre de artık birçok gıdaya karşı bu besinlere karşı aşı tedavisi ve anti-IgE tedavisi uygulanabiliyor. Ama diyet çok önemli. Özellikle bizler diyetisyenlerle beraber çalışıyoruz ki, çünkü annenin de besin günlüğünün takip edilmesi gerekiyor. Doğru beslenmiş mi, kaçak yapmış mı, kaçak olan gıdalar veya bizim tespit ettiğimiz dışında başka gıdalarda olabilir mi? Bunların alerji diyetisyenleri tarafından sıkı takibinin yapılması, anneye ve çocuğa yetecek kaloride alerjen içermeyen gıdalardan menüler hazırlanması, bu menülere göre de tedavinin planlanması çok önemli. Ve bunlarla yanında multivitamin takviye tedavilerinde uygulanması faydalı olacaktır. Aksi takdirde eksik olan gıdalar sorun olacaktır. Bazen ciddi alerjik reaksiyonlarda da özellikle adrenalin otoenjektörü gerekebiliyor ve ciddi alerjisi olanlara otoenjektör veriliyor ve nasıl kullanılacağının eğitimi veriliyor. Eğitim verilerek ona göre tedavisi planlanıyor. Sizlere besin alerjilerini anlatmaya çalıştım. Teşhisini, tedavisini, diyetini, belirtilerini anlatmaya çalıştım. Eğer sorularınız varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Bunun dışında bizim videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum.